Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde inşallah. Bugün enteresan bir konudan bahsedeceğim size. Korsan yazılım kullanma, korsan yazılımlar nasıl çalışıyor, aslında arkada neler olup bitiyor. Bir de eBay'de falan görmüşsünüzdür, ucuza Windows keyleri satılıyor. Keyler gerçek mi? Çalışıyor mu? Gerçekten işimize yarıyor mu? Yaramıyor mu? Onlardan bahsetmek istiyorum. Bu video sadece ve sadece YouTube'a özel çekiyorum. Yani bunu yayın esnasında çekmiyorum. YouTube'cum. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak abi, crack mevzusuna, bu korsan yazılım olayına girmeden evvel size özel bir konu söylemek istiyorum. Ben bu kanalı açtığım zamandan beri hep geliyor. Abi işte şurada burada ıvırda zıvırda 10 liraya 20 liraya Windows keyleri var. Bunlar güvenli mi? Alınır mı alınmaz mı? Şimdi dostlar, bakın şimdi eBay'e girdin. İniyorsun aşağı doğru. Bir sürü Windows keyleri var burada, tamam mı? Bir sürü adam yayınlamış. Fiyatları da çok pahalı olanları var. Nispeten ucuz olanları var. Aa bak, bir tane buldum. 50 liraya satıyor. Aha bir tane daha buldum. Bak 30 liraya satıyor. Bir tane daha var bak. 10 second delivery diyor. 10 saniyede göndereceğim diyor. Aç bakayım. Uuu. Adam çok iyi ya. Bak şimdi. Top support falan. 600 kişi görmüş. 4.8. Bu adam yani büyük ihtimalle gerçek veriyor yani key. Nasip de varsa. Peki bu adamın gönderdiği key gerçek mi? Gerçekten ben bunu buradan alsam, kullansam bu iş olur mu? Çalışır mı? Ona bir bakmak lazım. Şimdi sevgili dostlar, bunun keylerini ben sizin için aldım. Denedim. Çalıştı. Peki bunlar nasıl çalışıyor? Neden çalışıyor? Bu kadar ucuza varsa neden millet şey yapıyor? Arkadaşlar işin sırrı şu. 3-4 değişik metotlu key'e denk geliyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken de birkaç nokta var. 1. Windows 10'un yıl dönümü güncellemesi birkaç sene önce yapıldı. O yapıldıktan sonra Microsoft istediğiniz bir Windows 7 Ultimate veya Windows 7 Enterprise keylerini Windows 10'u kurarken kullanabilmenize izin verir hale geldi. Böylece geçmişten gelen bir tane keyinizi Windows 10'a çaktığınız zaman Windows 10'unuz otomatik olarak 64 bit profesyonel versiyona geçiş sağlıyor. Geçiş sağladıktan sonra da kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Elinizde eğer geçmişten kalan bir key varsa bunu yapabilirsiniz. Buradaki satıcıların bir kısmı da böyle çalışıyor. Böyle şeyler koymuşlar. İkinci yöntem, daha ucuza satılan keylerin satıldığı marketlerden daha ucuza alıyorlardı bu keyleri. Mesela eskiden Çin'de daha ucuzdu Windows keyleri. Oradan topluca alıp tüm dünyaya satıyorlardı. Bu da ikinci yöntemleriydi. Şimdilerde var mı bu bilmiyorum. Üçüncü yöntem, sahte veya çalıntı kredi kartıyla satın alıp toplu olarak ucuza elden çıkartabiliyorlar. Yalnız bu üçüncü yöntemle olan bir key'e denk gelirseniz arkadaşlar, itiraz edildiği anda bu ödemeye, Microsoft sizin key'inizi iptal ediyor. Yani karaya oturma ihtimaliniz çok yüksek sevgili dostlar. O yüzden burada biraz sallantıda. Burada eBay'de gördüğünüz keylerin %80'i %90'ı eski Windows keyleri. Ve bugün de halen daha bunlar çalışıyor. Ben en son bugün bir kontrol ettim. Hala kullanabiliyor muyuz diye. 2021 yılında halen daha kullanabiliyormuşuz bunları. Yani bunu da değerlendirebilirsiniz. Ama riski tamamen size ait. Ben sorumluluk kabul etmiyorum. Ondan sonra bu key patladı, bilmem ne oldu, zart oldu, zurt oldu demeyin. Ben denedim. Bendeki çalıştı. Hatta inanmıyorsan sevgili kardeşim, Windows 10 Pro. Benim elimde eskiden olan bir tane key vardı. Diğer bilgisayarımda da onu kullandım. O da çalıştı. Eski keylerse çalışma ihtimali çok yüksek. Burada da böyle bir durum var. Uzun lafın kısası, o Windows keyleri gördüğünüz eBay'de falan satılan keyler 50-50 ihtimalle çalışıyor. Nasip de varsa... Benim kısmetime ben denedim, oldu. Sizde de olur mu? Çalışır mı? Çalışmaz mı? Bilemem. Sorumluluk size ait. Baktığında normal bir Windows 10 anahtarı o kadar pahalı ki, ben bunu 30 liraya denerim abi diyorsan dene. Ama eBay'den, AliExpress'ten falan dene. Sonra yok efendim bu key gelmedi, bozuk geldi, bilmem ne oldu, ıvır zıvır da, en azından arada bir müşteri hizmetleri olsun. Karşı çıktığın zaman, bir dispute yaptığın zaman en azından senin hakkını biri korusun. En azından öyle bir şeyin olsun. Şimdi gelelim diğer konumuza. Crackli korsan yazılımlar ne kadar faydalı? Bunları kullanmak ne kadar geçerli? Bunlar bizim hayatımızda ciddi anlamda önemli mi? Biz bunları kullanmalı mıyız? Kopya yazılımlarım var. Bunların bana bir zararı var mı? Arkadaşlar bir şey açık konuşalım. Dürüst olacağım size. Temiz 20 seneden fazla oldu ben en son kopya yazılım kullandığımdan bu döneme. Çok uzun zamandır kopya yazılım kullanmıyorum. O yüzden hani bu crackleme, işte korsanlama, bilmem ne hikayelerinin nasıl yapıldığını, geçmişte neler kullanarak yapıldığını, ıvır zıvırı anlatacağım size, ama güncel teknolojileri çok bilmiyorum. Bilen varsa gelsin yazsın alta. Konuşalım, okuyalım. Ona göre yeni bir video yaparız. Şimdi dostlar, hikaye şu. Eğer bir crackli yazılım varsa ortamda, bunun birkaç tane yöntemi var. Crackleme yöntemi var. Tamamen uygulamanın nasıl register ettiğiyle doğru orantılı. Eğer mesela bir anahtarla bu iş gerçekleşiyorsa, anahtar yaratan, generate eden uygulamaları var bunların. Bu anahtar generate eden, oluşturan uygulamalar, algoritması belli. Çünkü binlerce anahtarı inceliyorlar ve hangi algoritmayla bunun yapıldığı, tersine mühendisi
mühendislikte sonuçlanıyor ve ona göre bu anahtarlığın sıradaki anahtarın hangisi olabileceğini tahmin ederek bir uygun algoritmaya uygun anahtar yaratıyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir asma kilit var elinizde. Asma kilit açacak anahtarı yapabilmek için bir tane bal mumu yerleştiriyorsunuz içine. Döküyorsunuz kalıp halinde delikten içeri. Soğuduktan sonra çıkartıyorsunuz, elinizde anahtar oluyor. Birden fazla anahtarın açtığını düşünelim o kilidi. Açabilecek anahtar tasarımlarının neler olduğunu çıkartıp ona göre yeni anahtarlar üretebiliyorsunuz. İnsanlarda aynı kilitten bir sürü olduğunu varsayarsak. Bu bir yöntem, evet, bu birinci yöntem. İkinci yöntem arkadaşlar, bu key generator'larda da şöyle bir problem var. Bu key generate yapan, yani anahtar üreten uygulamaların kendisinin içine zararlı yazılım gömebiliyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Şimdi sen diyorsun ki abi ben işte Photoshop aldım. Yok efendim başka bir uygulama aldım. Ben bunun incelemesini yapacağım. Bir tane key generate edeceğim kendime falan. Onun için bir tane anahtar üreten yazılım buluyorsun. O anahtar üreten yazılım kendisi bir exe, küçük bir exe. Aslında kımıl zararlısı. Yani o geliyor senin son derece masumane duygularınla oynayan lanet olasıca bir kımıl zararlısı. Tıklıyorsun, makine gidiyor. Aman diyeyim yani, dikkat et bak. Böyle şeyler başına gelebilir, tamam mı? İkincisi, o yazılımın kendisinde zararlı yazılım olabilir. Evet. Artı Photoshop exe mesela. Ya da atıyorum Paint exe. Paint exe'nin içine anahtar gömülü ve aktive edilmiş olarak halini yaptım ben. Bunu al kopyala, bunu çalıştır diyebilir sana. Bu yazılımın içinde de zararlı yazılım gelebilir. Bu artık zararlı yazılım ne işe yarayacaksa, hani neler varsa yapan adamın kafasında, onlar tamamen takdiri ilahi yani, bilmiyoruz. Allah'a emanet security. İşte bir de senin registry'de kaydettiğin bir anahtar var. Orada işte atıyorum uygulama paint.exe gidiyor, registry'de bir tane anahtarı değiştiriyor. Oradaki anahtarda bu uygulama kaydedilmiş midir, aktive edilmiş midir, eşittir sıfır. Onu gidiyor değiştiriyor, bir yapıyor. Küt, aktive olmuş olarak kullanıyorsun sen. Ya bunlar çok eskiden vardı, artık yok da. Öyle şeyler vardı. İşte bunları kullanıyorlardı falan filan. En çok kullanılan oyunlarda, bilinenlerde falan gömülü exe hikayesi. Bir de şey vardı işte, bu key generator hikayesi. İkisinde de tehdit var. Tehdit var ama. Bak dostum, aman 2 dakika oyun oynayacağım ben, süper bedavaya oyun kaptım, Windows kaptım bilmem ne diye gelip haşırtlı Blackboard oturma yani karaya. Onun için benim sana söyleyeceğim, custom ROM'larda da aynı hikaye geçerli. Crack'lerde de aynı hikaye geçerli. Mesela Android'e attığın custom ROM'un da içinde ne olduğunu bilmiyorsun. Tamam, sana ücretsiz birçok şeyi açıyor ama abi içinde ne var? Açıp bakıyor musun içine? Ben mesela o riske giremem. Ha gerçi işte burada Canberk Bolat gelip bize göstermişti, hatırlarsınız. LG'nin kendisinin içinde zararlı yazılım çıkmıştı falan, hani öyle şeyler de oldu tabii ki. Ama yani genel olarak custom ROM'lar falan basıyorsunuz ya o Android'lere. Onlarda da o tehdit var. Nereden alıyorsunuz abi? Yarın bir gün makineye bir şey olsa bunun garantisi ne? Nasıl düzelteceksiniz? Nasıl toparlanacak bu durum? Orada bir tane coder var, tamam mı? XTE developer'da. Adam diyor ki abi bunun garantisi benim. Ben hallederim. Bir sıkıntı yok falan yapıyor böyle. Siz de ona güvenip makinenizi yüklüyorsunuz. Abi 3000-5000 liralık aletlere böyle çok cesur adamlarsınız. Saygı duyuyorum size. Yani dostlar, uzun lafın kısası, demek istediğim hikaye şu. İyi ve alışverişine güvenilebilir olduğunu düşündüğünüz ve başka yorumları da kontrol edebileceğiniz ortamlardan elde edeceğiniz keyler vesaireler ayrı konu. Direkt cracklenmiş ya da korsan olarak elde edeceğiniz bir anahtar üreten yazılım veya anahtarı hazır üretilmiş bir exe dosyası vesaire ayrı konu. İkinci söylediğim direkt korsan yazılıma giriyor ve başınıza ciddi problem açabilir. Birinci söylediğimse, hani gidip key'i almak, para verip almaksa, bunun nasıl elde edildiği önemli. Bunu da gidersiniz abi eBay'de adamın kaç yıldız aldığına bakarsınız, kaç puan aldığına bakarsınız, ona göre hareket edersiniz. Başınız ağrır. Korsan yazılımdan uzak durmaya çalışın. Biliyorum öğrenciyiz abi, biliyorum bilmem ne abi, ıvır abi, zıvır abi. Eyvallah, bir şey demiyorum. Onun için de uzak durmaya çalışın diyorum. Ben elimden geldiği kadar böyle yapıyorum. Size de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Korsan yazılımın içinde ne çıkacak? Custom ROM'un içinde ne çıkacak? Onun içinde açmışken nelerle karşılaşacağız? Bunlar tamamen bir muamma. Bu riske girip girmemek de tamamen sizin bileceğiniz iş. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olun. Beğendiyseniz bu tarz içerikleri like'a abanın. Güzel like gelirse güzel sürprizlerimiz olur. Bakarız. Yorumlara yazın ne tarz videolar çekilmesini istediğinizi. Onlarla güzel bir çalışma yapalım. Siz karar verin yani. Neler gelsin, neler gitsin. Size bırakıyorum. Bütün o yorumlarınızı okuyorum yani. Geliyorsun o videoyu izliyorsun. Abone ol yani. Abone olun oğlum. Abone olun bak. 100.000'i geçelim. 100.000 geçince ev vlogu, araba vlogu. Hepsini çekeriz. Yayın saatleri, tarihleri, mevzularıyla ilgili de bir şey söyleyeyim. Şu aralar bir yoğunluğum var. O yüzden yayınlarla yayınların ne zaman olacağı, nasıl yapacağım vesaire konusu çok net değil. Instagram'dan duyuruyorum daha ziyade. Instagram'dan takip alırsanız bu duyurulardan haberdar olursunuz. Twitter ve Instagram'dan. Takip edin abi. Onları da takipte olun. O hesapları da takip ederseniz yayının başlayacağı, olup olmayacağı vesaire bilgilerini oradan görebilirsiniz efendim. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Can kaçar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi eyvallah. Abone olun oğlum.